Herkese merhaba arkadaşlar. Cevriye'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere dondurma tadında tam bir yaz tatlısı olan parfe yapacağım. 10 dakika içerisinde yapıp hazırlayacağınız nefis bir yaz tatlısı arkadaşlar. Tatlımızı yaparken kullanacağımız malzemeler 1 paket kakaolu petibör, 1 paket sade petibör bisküvimiz var. 2 yemek kaşığı kadar damla çikolata, küçük bir kase ceviz, 1 paket pasta kreması, 1 paket krem şanti ve sütümüz var arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Öncelikle bisküvilerimizi elimizle gelişi güzel iri iri parçalar halinde kırıp ufalayalım. Tamamını bu şekilde hazırlayalım. Bu arada bu tatlıyı elinizde olan herhangi bir bisküviyle hazırlayabilirsiniz. İlla çift renk olmasına da gerek yok. Tek renk olarak da kullanabilirsiniz. Bu sıcak havalarda yenebilecek en güzel tatlı arkadaşlar. Hem yapımı çok kolay, artı dolabınızda uzun süre saklayabileceğiniz bir tatlı. Her zaman buzluğunuzda hazırda bulunan bir tatlı olacak. Bu tatlının içerisine isterseniz meyve de koyabilirsiniz. Meyveli bir tatlı da olabilir. Muz koyabilirsiniz, şeftali koyabilirsiniz, vişne koyabilirsiniz. Daha böyle hoş mayhoş bir tat olur. İstediğiniz meyveyi içerisine küçük küçük küp küp doğrayıp koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar bisküvi yeterli. Bir kısmını ayırdım çünkü biraz fazla geldi. 2 yemek kaşığı kadar damla çikolata ekledim. Küçük bir kasede cevizim var. Cevizleri bıçakla iri iri doğradım. Çok küçük olmasın. Bu şekilde olduğu zaman çok daha güzel oluyor. Yerken hissedeceğiniz boyutta olsun. Cevizlerimizin de tamamını doğradıktan sonra bisküvilerimizin üzerine ekleyelim. Daha sonra kremamızı hazırlayalım. Tatlının içerisine 1 paket pasta kreması, 1 paket de krem şanti kullandım. Ama isterseniz sadece pasta kreması yerine 2 paket krem şanti de kullanabilirsiniz. Aynı lezzetli olacaktır. Öncelikle pasta kremamı hazırlayacağım. 1 su bardağı süt ve yarım bardaktan biraz daha az süt ekledim. 1,5 bardaktan biraz az olacak arkadaşlar. Çünkü birazcık yoğun olması gerekiyor kremanın. Sütümüzü de koyduktan sonra güzelce yoğun bir kıvam alana kadar, kaymak kıvamı alana kadar en az 2 dakika çırpalım. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde yoğun bir kıvamda olması gerekiyor. Dediğim gibi acele etmeden en az 2 dakika mikserle çırpalım arkadaşlar. Hiç karıştırmadan bu şekilde bıraktım. Daha sonra krem şantiyi de hazırladıktan sonra ikisini birlikte karıştıracağım. Bu arada arkadaşlar kullanacağımız süt mutlaka soğuk olmalı. Yani buz gibi dolaptan çıkardığımız sütle yapmamız gerekiyor. 1 su bardağından 1 parmak eksik süt kullandım arkadaşlar krem şanti için. Önce sütümüzü dökelim. Daha sonra üzerine 1 paket krem şantimizi de dökelim. Aynı şekilde kaymak kıvamı dolana kadar köpük köpük yoğun bir kıvam alana kadar karıştıralım. Yaz için ideal bir tatlı. Bu sıcak havalarda yapılabilecek en güzel tatlılardan biri. Buz gibi dondurma tadında nefis bir tatlı olacak arkadaşlar. Krem şantimizi de ekledikten sonra bütün malzemeleri güzelce birbirine yedirecek şekilde yavaş yavaş karıştıralım. Daha sonra kalıbımızın içerisine yerleştireceğiz. Bu kadar basit, bu kadar kolay ve bir o kadar da lezzetli bir tatlı yaptık arkadaşlar. Tüm malzemeler güzelce birbirine karıştırıldıktan sonra artık kalıbımıza yerleştirebiliriz. Şeklinin yuvarlak olmasını istediğim için yuvarlak bir kalıba yerleştirdim. Elinizde olan herhangi bir kek kalıbını yerleştirebilirsiniz ama metal kullanacaksanız mutlaka içerisine streç serip öyle yerleştirelim. Benim kullandığım kalıp esnek olduğu için streç sermeye gerek görmedim. Donduktan sonra çok rahatlıkla kalıptan çıkartabiliyorum. O yüzden bu kalıbı kullanıyorum. Güzelce yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp bir gece buzlukta bekleteceğim arkadaşlar. Eğer elinizde bu şekilde bir kalıp varsa arkadaşlar bu kalıbın şekli de çok güzel oluyor. İçerisine ama dediğim gibi mutlaka streç serip o şekilde yerleştirelim.
Hazırladığımız karışımdan çok az arttı. Onu da küçük bir kase içerisine yerleştirip aynı şekilde onu da buzluğa koyacağım. Hazırladığımız tatlıyı en az 3-4 saat buzlukta bekletmemiz gerekiyor donana kadar. Donduktan sonra istediğiniz zaman çıkartıp tüketebilirsiniz. Dediğim gibi uzun süre buzlukta kalabilecek bir tatlı. Hazırladığım tatlıyı bir gece buzlukta beklettim arkadaşlar. Bir gecenin sonunda güzelce dondu. Buzluktan çıkardıktan sonra 5 dakika dışarıda beklettim. Kalıptan daha kolay çıkması için. Şöyle biraz da kalıbımızı esnettikten sonra artık gönül rahatlığıyla servis tabağına ters çevirebilirim. Önce kalıbımızın alt tabanını çıkartalım yavaş yavaş. İçerisine stres vermiş olsaydım garanti olurdu ama bozulmayacağını bildiğim için, yapışmayacağını bildiğim için serme ihtiyacı duymadım. Ama gene de her defasında bir tereddüt oluyor acaba yapışır mı diye. Çok da güzel oldu. Hiç bozulmadan, kırılmadan tatlımızı başarıyla çıkardık arkadaşlar. Son olarak da üzerini süslemek için çikolata sosu dökelim. Dökmek zorunda değilsin ama görsel olarak gerçekten güzel oluyor. İnce bir tabaka çikolata sosunu da döktükten sonra muazzam bir tatlı arkadaşlar. Hem görsel olarak hem lezzet olarak gerçekten nefis bir tatlı yaptık. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Gerçekten yapmanızı tavsiye edeceğim bir tatlı. Bir kere de olsa mutlaka denemenizi isterim. Bir dilim kesip göstermek istiyorum. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Bir dilim asla yetmez. Bugünkü tarifimizde çikolatalı ve cevizli parfe tarifi. Hem pratik hem lezzetli. Dediğim gibi yaz günlerinde, bu sıcak günlerde yapılabilecek en güzel tatlı arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.